Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Okullarından Semiha Bağış. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi yapacağız. Bu ders çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Tekrar çalışması yapacağız. Şimdi başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu alt satırına yazınız. Şimdi başlayalım. 245 çarpı 35 çarpı 7 işlemi 245 çarpı 7 çarpı 35 olarak da ifade edilebilir. Arkadaşlar, çarpma işleminde çarpanların yeri değişse de sonuç değişmezdi. 245 burada, 35 burada, 7 de burada. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişse de sonuç değişmez. Bu ifade doğrudur. 61.000 bölü 10 işleminin sonucu 6.100'dür. Ona bölerken hem buradan bir 0 hem buradan bir 0 sileceğiz. Evet, sonucumuz 6.100'dür. Bu ifade de doğru. 324 bölü 6 eşittir işleminde. Bölüm 3 basamaklıdır. Hemen 324'ü 6'ya bölüyorum. Evet, 3'ün içinde 6 yok. 32'nin içinde 6'yı arayacağım için buradaki bölüm 2 basamaklıdır arkadaşım. 3 basamaklı değildir. Bu ifade yanlıştır. 2 basamaklı olarak yazmam gerekir. Evet. 5292 sayısındaki iki rakamlarının basamak değerleri çarpımı 202'dir. Hemen 5292'deki bu ikinin basamak değerini buluyorum. 200. Çünkü yüzer basamağında. Bu ikinin basamak değeri de 2. 200 ile 2'yi çarptığımda basamak değerleri çarpımının 400 olduğunu görüyorum. Bu ifade de yanlıştır arkadaşım. Evet, devam ediyorum diğer sorudan. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz. İşlemleriniz için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz. Şimdi işlemlerimizi yapmak için şöyle biraz daha kaydırıyorum. 260 çarpı 5. Şimdi biz bir sayıyı 5 ile çarparken ne yapıyorduk? O sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölüyorduk. Kısa yoldan çarpmada bir sayıyı 5 ile çarparken o sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölüyorduk. 2260'ı 10 ile çarptığımda evet, ne yapacağız? 260 yazıp yanına bir sıfır ekleyeceğiz. 2600. Hemen 2600'ü 2'ye bölüyorum. Bakın, 2'nin içinde 2 bir kere var. 6'nın içinde 2 3 kere var. 2 tane de sıfırını koyuyorum. 1300 olacaktı. Evet. Mesela B'yi atlıyorum. Sizler bunu kendiniz yapabilirsiniz. 108 ile 100'ü çarparken hemen 108'in yanına kısa yoldan yaparken bakın 2 tane 0. 1, 2. Ne olmuş? 10.800 bulduk. Bunu da buradan işaretleyebilirim. 40 ile 1000'i çarpacağım. Yanına hemen 40'ın yanına 1, 2, 3 tane 0 koyacağım. 1, 2, 3 tane 0 koydum. Buradan da bunu eşleştirebilirim arkadaşım. 175 ile 20'yi çarpıyorum. Nasıl yapabilirim? 175 ile 20'yi çarparken şöyle yapabilirim. 175 ile sadece 2'yi çarparım. Sonra yanına 0 eklerim. 5 kere 2 10'un 0 elde var 4. Pardon, 5 kere 2 10 10'un 0 elde var 1. 2 kere 7 14 bir de elde 15'in 5'i elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde var 3. Yanına da bir 0 ekliyorum. 20'nin 0'ını ekliyorum onun için. Cevabım 3500 olacaktı. Örneğin hemen altındakini de yapabilirim arkadaşım. 846'yı
50 ile kısa yoldan nasıl çarpabilirim? Hemen aşağı doğru ineyim. Şurada yapıyorum. 846'yı 50 ile çarpmak istiyorum. Kısa yoldan çarparken ne yapacağım? 100 ile çarpıp 2'ye böleceğim. 846'yı 100 ile çarpmak için yanına 2 sıfır koyuyorum. 84.600. 84.600'ü ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 8'in içinde 2 4 kere var. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıktı 0. 4'ün içinde 2 2 kere var. 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıktı 0. 6'ın içinde 2 3 kere var. 3 kere 2 6. 6'dan 6 çıktı 0. Bu 2 0'ı da buraya ekliyorum. Cevabım da 42.300 olacaktı. Evet, görüyorum şurada 42.300 var. Peki şunu yapalım. 100 çarpı 605. 605'i yazıyorum. Hemen yanına 2 sıfır koyuyorum. 60.500 olarak görebiliyorum. Şimdi bölme işlemine bakalım. Hemen yan tarafta bölme işlemine bakalım. 6600'e 100'e bölerken bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan bölüyorum. Sonucum 66. 710'a bölerken bir buradan bir buradan siliyorum. Sonucum 70. 11.000'i 100'e bölerken bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan siliyorum. Sonucum 110. 1400'ü 100'e bölerken bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan bölüyorum. Sonucum 14. 1000'i 10'a bölerken bir buradan bir buradan bölüyorum, siliyorum. Sonucum 100. 43.000'i 10'a bölerken buradan siliyorum. Sonucum 4300. Evet. Diğerlerini sizler kendiniz evde yapabilirsiniz arkadaşım. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin aşağıdaki boş kutulara bölme işlemi yaparak çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Öncelikle çarpma işlemini yapacağım. Daha sonra bölme işlemiyle doğruluğunu kontrol edeceğim. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 5 kere 7 35. 2 daha 37'nin 7'si elde var 3. 2 kere 7 14, 3 daha 17. 1778'e 7'ye böleceğim. 2 kere 7 14'ün 4'ü 7'den 4 çıkardım 3. 37'nin içinde 7 5 kere var. 5 kere 7 35. 7'den 5 çıkardım 2 3'ten 3 çıktı 0. Bunu getirdim buraya yazdım. 28'in içinde 7 4 kere var. 4 kere 7 28. Evet, bakın 254'ü buldum. Diğer çarpanı buldum. Sonucum doğru. 900'e 10'u çarpacağım. Direkt 900'ü yazıp yanına bir sıfır eklediğimde 9000. 9000'i 10'a böldüğümde acaba 900'ü bulabilecek miyim? Sıfırları sildim. 900'ün 1'e bölümü yine 900'dür arkadaşlar. Şöyle, bunu mutlaka bu şekilde yazmam gerekir. Sonucum 900'dür. 134 ile 82'yi çarpacağım. Öncelikle şu şekilde alta alta yazıyorum. 2 kere 4 8, 2 kere 3 6, 2 kere 1 2, 4 kere 8 32'nin 2'si elde var 3, 3 kere 8 24, 3 daha 27'nin 7'si elde var 2, 8 kere 1 8, 2 daha 10. 8, 6 2 daha 8, 7 2 daha 9, 0, 10.988, 10.988'i neye bölüyorum? Şöyle biraz silerek yapıyorum. Şöyle tekrar aşağıda bana yer kalsın diye şuradan devam etmek istiyorum. 10.988'i 82'ye
böleceğim arkadaşlar. 109'un içinde 82 bir kere var. 9'dan 2 çıkardım. 7. 10'dan 8 çıkardı. 2. Şuraya yazdım. 278'de 3 kere var. 3 kere 2 6. 3 kere 8 24. 8'den 6 çıktı. 2. 7'den 4 çıktı. 3. 8'i aşağı indirdim. 4 kere var. 4 kere 2 8. 4 kere 8 32. Evet. 134'ü de bulmuş oldum. Böylelikle. Hemen aşağıdakileri yapmaya başlıyorum. Şunu biraz aşağı indirmek istiyorum. Evet. 3012 ile 9'u çarpacağım. 2 kere 9 18'in 8 elde var 1. 9 kere 1 9 bir de onun 0'ı elde var 1. 9 kere 0 0. 3 kere 9 27. Şimdi 27.000 8'i 8'e bölüyorum. 9'a bölüyorum. 3 kere 9 27. 7. Bu 0'ı aşağı indiriyorum. Bu 0'ın içinde 9 0 kere var. 0 kere 0 0. Bir yerde işlem hatası mı yaptık arkadaşlar? Tekrardan bir bakıyorum. 2 kere 9 18'in 8 elde var 1. 9 kere 1 9 bir de elde var. Onun 0'ı elde var 1. 9 kere 0 0 elde var 1. 3 kere 9 27. Az önce 1'i unutmuşuz. 27.108'i 9'a bölüyorum. 3 kere 9 27. 27'den 27'ye çıkardım. 0. 1'in içinde 9 0 kere var. 0 kere 9 0 indirdim. 10'un içinde 9 1 kere var. 1 kere 9 9. 10'dan 9 çıkardım. 1. 18'in içinde 9 2 kere var. 2 kere 9 18. Ve sonucum 3012. Evet, şunu yapıyorum arkadaşlar. 93.000'i 10'la çarpıyorum. Hemen ne yapıyorum? 93.000'i yazıyorum. Yanına bir sıfır koyuyorum. 930.000. 930.000'i 10'a bölüyorum. Ne yapar? Sonucum 93.000 yapar. Evet, devam ediyorum. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız. Bir halk otobüsünde günde ortalama 300 tam biletli, 400 indirimli biletli yolcu taşınmaktadır. Bu otobüsle bir hafta boyunca yaklaşık kaç kişi seyahat edecektir? Şimdi 300 tam biletli diyor, 400 indirimli biletli. Toplam bir günde kaç kişi taşınıyormuş arkadaşım? 700 kişi taşınıyormuş. Bu sadece bir günde değil mi? Bir hafta diyor. Bir hafta kaç gün? Bir hafta 7 gün. Bir günde 700 kişi taşınıyorsa bir haftada 7 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 7 49. Yanına 2 sıfır koyuyorum. 4900 kişi. Yanına mutlaka ne yapıyorum? Birimini yazıyorum. Cevabım 4900 olacaktı. Evet. 23 kişilik 4A sınıfı gideceği piknik için aşağıdaki ihtiyaç listesini hazırladı. Buna göre her bir öğrencinin payına düşen para miktarını bulunuz. 23 kişilik 4A sınıfı gideceği piknik için aşağıdaki ihtiyaç listesini hazırladı. Buna göre her bir öğrencinin payına düşen para miktarını bulunuz. Şimdi yiyecekler için 18 TL, yemek için 120 TL, meyve için 35 TL ve otobüs için de 34 TL giderleri olacak. Şimdi toplam ne kadar gider olacak? 120 yemek, 35 meyve, 34 otobüs,
18'de içecekler için, değil mi? Evet. 5, 4 daha 9, 8 daha 17'nin 7'si elde var 1. 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 1, 9, bir de elde 10'un 0 elde var 1, 207. 207 lira gider var 23 kişi. Arkadaşlar. Değil mi? Evet, 207'yi 23'e böleceğim. Ben de sizler gibi ne yapacağım? Deneyerek yapacağım bunu. Ben diyorum ki 8 kere var diyelim ya da 9 kere diyorum. Bakalım 3 kere 9 27'nin 7'si elde var 2. 2 kere 9 18 2 daha 20. Payına düşen para miktarı 9 TL'dir arkadaşlar. Evet. Saatteki hızları 87 ve 94 kilometre olan iki araç aynı anda aynı noktadan ters yöne doğru hareket etmiştir. 3 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç kilometre olacaktır? Bakın saatteki hızları 87 ve 94 kilometre olan iki araç aynı anda aynı noktadan ters yöne doğru. Bu araç bu tarafa gitmiş. Diğer araç da diğer tarafa. Birinin saatteki hızı 87 kilometre, diğerinin saatteki hızı 94 kilometre. 87 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 7 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 8 24, 2 daha 26. Biri 261 kilometre yol gitmiş. Diğerine bakalım. 94 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 4 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 9 27 bir de elde var 28. Diğeri de 282 kilometre yol gitmiş. Şimdi birbirlerinden ne yaptılar bu iki araç? Uzaklaştılar. 261 kilometre ile 282 kilometreyi topluyorum. Neden? Çünkü bu iki araç birbirinden ne yaptı? Uzaklaştı. 2, 1 daha 3, 8, 6 daha 14'ün 4'ü elde var 1. Cevabım da 543 kilometre olacaktı. Evet. Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören kıyafeti diktiriyor. 4. sınıflar 3 şubedir ve sınıfların öğrenci sayıları eşittir. Kıyafetler 2268 TL tutmuştur. Her sınıfın ödemesi gereken miktarı bulunuz. 4. sınıflar 3 şube ve sınıfların öğrenci sayıları eşit. Kıyafetler toplamda 2268 TL tutmuş. Yani 3 sınıfın toplamda kıyafet tutarı 2268 TL. Ne yapacağım? 2268'i 3'e böleceğim. 3 kere 7 21'in 1'i 21. 2'den 1 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. 16'nın içinde 3 5 kere var. 3 kere 5 15. 6'dan 5 çıkardım 1. 1'den 1 çıktı 0. 18'in içinde 3 6 kere var. 3 kere 6 18. 18'den 18 çıktı 0. 756 TL ödenmesi gereken miktar. Yani her sınıfın ödemesi gereken miktardır arkadaşlar. Tablodaki verilere göre çarpma işlemi içeren problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz. Ben daha önceden bir problem kurmuştum. Sebze halinden birer kasa domates, limon ve üzüm alan bir alan manav toplam ne kadar ödeme yapar? Evet, bir kasa miktarı 22 kilo, kilogramın fiyatı 3 TL. 1 kilosu 3 TL ise 22 kilosu 22 ile 3'ü çarptığımda 66 kilogram. Evet, bir kasadaki miktarı 25 kilogram. 1 kilosu 5 TL. 25 ile 5'i çarpacağım.
5 kere 5 25'in 5'i elde var. 2 5 kere 2 10 2 daha 12. Pardon, şuraya şöyle yapalım. 66 Türk lirası, 125 Türk lirası. 66 Türk lirası domates tuttu, 125 Türk lirası limon tuttu. 18 kilogrammış bir kasadaki miktar ve kilogramı 7 TL'ymiş. 18 ile de 7'yi çarpıyorum. 7 kere 8 56'ın 6'sı elde var 5. 7 kere 1 7 5 daha 12 126 TL'de üzümmüş. Şimdi bunları toplayacağım. 125, 126 ve 66'yı toplayacağım. Çünkü birer kasa almış. Bir kasada 22 kilogram varmış. Kilogramın fiyatı, yani 1 kilo domates de 3 liraymış. Bu yüzden hepsinin kilogram fiyatıyla çarptım. 6, 6 daha 12, 5 daha 17'nin 7'si elde var 1. 6, 2 daha 8, 2 daha 10, 1 daha 11'in 1'i elde var 1. 317 TL'dir arkadaşlar. Diğer problemi kendiniz kurup çözebilirsiniz. Evet. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz. Aklımdan tuttuğum iki sayının çarpımı tahmini olarak 1400'dür. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir? Tahmini dediği için ben bu iki sayıyı neye çevirebilirim? En yakın onluğa. 14'ün en yakın olduğu onluk 10. 82'nin en yakın olduğu onluk arkadaşım. 82'nin en yakın olduğu onluk nedir? 80'dir. Çarptığımda bu iki sayıyı 800'dür. Bu sonucum doğru değil. 24'ün en yakın olduğu onluk 20. 67'ninki ise 70'tir. 20 ile 70'i çarptığımda cevabım 1400'dür. Bu doğru. 26'nınki en yakın olduğu onluk 30. 72'ninki 70'tir. Çarptığımda 2700 eder. 3 kere 7 21 olduğu için. Bu da yanlış. 35'in en yakın olduğu onluk 40'tır. 52'nin de 50'dir. Tahmini sonucum ise 2000'dir. Bu da yanlış. Cevabım B şıkkı. Tekrar anlatıyorum. 24'ün en yakın olduğu onluk 20. 67'nin en yakın olduğu onluk 70. 20 ile 70'in çarpımı da 1400'dür. Evet. Bir kalem 250 kuruştur. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazladır. 2 boya seti alan bir kişi kaç kuruş ödemelidir? Bir kalem 250 kuruşmuş. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazla. 250'nin 3 katını bulacağım. 3 kere 5 15'in 5'i elde var. 1 3 kere 2 6 bir de elde var 7. 750 ama 100 kuruş da fazlaymış. 750 artı 100 eşittir 850 kuruştur bir boya seti. Ben 2 boya seti alacağım için 850 ile de 2'yi çarpacağım. 0 ile çarpmama gerek yok. 2 kere 5 10'un 0 elde var 7. 1, 2 kere 8 16 bir de elde var 17. 1700 kuruş ödemelidir. Evet. AB çarpı 27 çarpı 23 eşittir. 23 çarpı 36 çarpı 27 eşitliğinde. A çarpı B kaçtır? Şimdi bir eşitlikte her iki taraftaki sayılar birbirine eşit olabilir çarpma işleminde. Eğer ki farklı bir eşitlikse sonuçları birbirine eşit olabilir demiştik. Ama burada çarpma işleminde çarpanların yeri değişse de sonuç değişmez ifadesi geçerli. 27 burada, 23 burada. AB nedir o zaman? Bakın 27 burada yazılmış, 23 burada yazılmış. AB 36 yani yazılmayan. Yani AB sayısı 36 sayısı. Bana neyi soruyor? 3 çarpı 6. 3 çarpı 6 da arkadaşım eşittir 18'dir. Evet, devam ediyorum.
Evet, şu aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Hemen bunları yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Ya 100'e çarpıp 2'ye bölerim 50 ile kısa yoldan çarpmada. Ama bunlar kısa yoldan çarpma değil. Hemen zihnimden çarpıyorum. 0'ı görmeden 3 kere 5 15'in 5'i elde var 1. 4 kere 5 20 bir de elde var 21. 2150 bu ifade doğru. 27 ile 40'ı çarpacağım. 0'ı görmeyeceğim. 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var 2. 4 kere 2 8 2 daha 10. 1080 bu da doğru. 2 kere 2 4. Bakın burada 2 yazılmış. Bu ifade yanlış olarak başlamış zaten. 3 kere 8 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 4 12 2 daha 14. Bu da doğru. Bunun doğrusunu yazalım. 2 kere 2 4 6 kere 2 12. Yanına da 0 eklediğimde 1240 olacaktı. Bu ifade yanlış. Evet. Bir çiftlikte 86 koyun. Koyunların 6 katı kadar da tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır? 86 koyun, koyunların 6 katı kadar da tavuk varmış. 86 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 6 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 8 48 3 daha 51. 516. 516'nın ayak 2 katı kadar da tavuk varmış. Pardon, bu tavuklar 516 tavuk. Tavukların kaç ayağı vardır arkadaşım? 2 ayağı vardır. O yüzden 2 ile çarpıyorum. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde var 3. 5 kere 2 10. Cevabım 1032'dir. Devam ediyorum. Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır? 6000'i 100'e bölüyorum. Bir buradan bir buradan sonuç 60'tır. Doğru. 8800'ü 100'e bölüyorum. Sonucum 88'dir. Doğru. 710'u 10'a bölüyorum. Sonucum 71'dir. Bu yanlış. 5000'i 1000'e bölüyorum. Sonucum 5'tir. Bu da doğru. Bu ifade yanlıştır arkadaşım. Aşağıda eşitliğin sağlanması için üçgen yerine sırasıyla hangi işlem sembolleri gelmelidir? 48 üçgen 8 eşittir 80 üçgen 2 eşittir 20 üçgen 2. 48'den 8'i çıkardığımda 40. 80'i 2'ye böldüğümde 40, 20'yi 2 ile çarptığımda da 40 olur. O zaman çıkarma eksi, evet, bölme ve çarpı işlemleri olacaktı. Bir bölme işleminde bölen sayı 9'dur. Bir bölme işleminde bölen sayı 9'dur. Bölünen sayı 84 ise kalanı soruyor bana. 9 kere 9 81. 84'ten 81 çıktığımda kalanım da 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.